Değerli izleyenler, bugün 30.09.2020 Azerbaycan ordusunun başlattığı harekatla ilgili son dakika bilgileri ve bu gelişmeler, çatışmalar ve siyasi yansımalarıyla ilgili sizleri bilgilendireceğim. Sahaya geçmeden önce Macron epey bir konuşmuş. Macron, Azerbaycan'ın bu harekatı durdurmasını, Türkiye'nin desteğiyle bu toprakları geri almak istediğini söylemiş. Macron'un tarih bilgisinin zayıf olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar zayıf olduğunu bilmiyorduk. Macron, işi gücü bırak, bir tarihçi bul, bir de 10-15-20 sene önceki yakın tarihi oku. Sana iyiliğimiz dokunsun. Macron, Azerbaycan kendi topraklarında hırsızları kovalıyor. Haberin olsun. Şimdi Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kenetlenmesi ve bunun sonucunda elde edilen başarılar, sahadaki önemli başarılar tabii ki göğsümüzü kabarttı. Azerbaycan'ın yaşadığı sıkıntılar belli. Evet, bu sıkıntılar belli. Ama şu husus var ki Şuşa kenti düştü. Şuşa kenti dost oldu. Azerbaycan'dan Şuşa kentini alan kahramanlar, evet kahramanlarımız, bizlere ayrı bir sevinç oluşturdu. Teşekkürler oradaki çatışan ve bu zaferi kazananlara. Evet, Şuşa kenti stratejik bir yer. Özellikle Şuşa'nın alınması Füzuli ve Hankendi için de bizim için büyük bir avantaj. Bir bilgi vermek istiyorum. Bazı değerli izleyicilerimizden Füzuli kenti neden hala düşmedi diye sabırsızlık var. Lütfen açıklamamıza bu konuda tüm dikkatinizle dinlerseniz sevinirim. Füzuli ön bölgeleri ne kadar ovalımsı olsa da belli bir dağlık bölge başlıyor. Ve uzun yıllar bu bölgelerde pusu kurarak pusu stratejisiyle çalışan bir ordu var karşınızda. Subaya subayı var, yani düzenli bir ordu. Orada bu iş için hazırlanmışlar. Şimdi onların bu hazırlığını bozmak sabır ve imlek imlek çalışmayla olur. Yani hatırlayın isterseniz, Libya'daydı askerimiz. Türkiye destekli Libya ordusu ilerliyordu. Türkiye destekliyordu. Libya ordusu ilerlediğinde, evet ilerlediğinde aldığı toprak Trablus'tan daha küçücük bir parçaydı. Haritada bile zor görünüyordu. O esnada Türkiye imlek imlek desteğini arttırdı. SİHA'lar Libya'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi gerçekten ne kadar önemli bir iş çıkardığını Azerbaycanlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz çok iyi biliyor. Bu konuda bu SİHA'ların alımı için imza atan Aliyev'in ne kadar önemli bir çalışma ve başarılı bir iş yaptığı da ortada. Çünkü bu alımda hızlı bir işbirliği ve hızlı bu konuda entegrasyon çok önemli oldu. Sayın Akar'ın özellikle Azerbaycan'ı ziyaretinde Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve Aliyev'in de biz sizden gelişmiş silahlar almaya devam edeceğiz, birinci sırada alımı sizden yapacağız diyerek büyük desteğini sunmuştu. Evet, Şuşa düştü. Değerli izleyenlerim, taze bilgi, Şuşa düştü. Füzuli ve Cebrail için bu artık çok önemli bir avantaj bize. Hankendi üzerinde şu dakikalarda SİHA'larımız, bayraktarlarımız uçmakta. Azerbaycan'ın satın aldığı bu bayraktarlar çok ama çok önemli iş götürüyor. Ayrıca evet, Adere bölgesine çok yoğun bir atış gerçekleştirdik. Evet, o kadar yoğun bir atış gerçekleştirdik ki ne yapacaklarını şaşırdılar. Evet, Adere hattında kuşatmaya aldığımız alaya Ermenilerin 193. taarruz taburu geldi. Kurtarmaya çalıştı bu alayı ama yapamadı. Evet, yapamadı ve Madagiz taraflarında bozguna uğradılar. Ermenilerin 193. taburu tamamen dağıldı. Sancakları ve ellerindeki kıymetli evraklar ellerimize geçti. Şu anda özellikle Azerbaycan ordusunun önemli bir presi devam ediyor. Adere hattını kuşatmaya aldı.
o bölge için de o bölgeyi oksijensiz bırakarak çok önemli bir iş çıkardı. Şuşa bölgesi, evet Şuşa bölgesi şu anda hem Adere ve Adam hattı için hem de Hankendi ve Fuzuli için büyük bir hilal işaretinin aslında ayak sesleri. Evet, hilal işaretinin ayak sesleri o kadar önemli ki, çünkü bura alındıktan sonra önemli bir avantaj sağlanacak ve fetihler hızlanacak. Hankendi, Fuzuli, Adam, Adere, Cebrail ile birçok alan kontrol altına alınıp aşağı İran tarafına doğru inilecek. İşte S-300'lerle ilgili güzel haberi gün içinde aldınız herhalde. S-300'lerin, evet S-300'lerin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilmesi de apayrı bir sevinç kaynağı oldu. Şuşa'nın alınması zaten apayrı bir sevinç, bizi mutluluğa zerk etti. Dediğim gibi S-300'lerin de bu havalimanında tarifsiz acılar yaşanan Hocalı'daki, şimdi insanın gönlü kaldırmıyor. İnşallah bir an önce burayı alacağız. Evet, burayı da muhtemelen Ermeni diasporası yaptırdı. Ermenilerin bina yapacak büyük bir durumları yok. Ermeniler yiyecek ekmek bulamıyor. İşte S-300'ü buraya getirmişlerdi kullanmak için. Ve Azerbaycan ordusu bu takibi iyi yaptı. Tabii ki Türkiye'nin de desteği mükemmel oldu. Şuşa kilit bir rol oynuyor ve artık fetihler hızlanacak ve bu konuda başarılar hızlanacak. Ve bunun neticesinde daha önce hiçbir kuruluşu tanımayan, ben işte Karabağ'ı aldım, benim arkamda dünya var şeklinde bir psikolojiyle, haksız bir özgüvenle dolaşan Paşinyan'ın ve şovmen eşinin şimdi Birleşmiş Milletler ve NATO önünde yalvarır yakarır olduğu, NATO derken Türkiye'ye baskı yapılması için Fransa'yı falan kullanıyor, bunu kastediyorum. Evet, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kahraman Azerbaycan ordusunun 2300 tane Ermeni askerini etkisiz hale getirdiğini, 130 tane tankın etkisiz kılındığını, anti-tank silahları ele geçirilmiş 50 adet. Evet, gördüğünüz gibi çoklu roket tar 200 adet ele geçirilmiş ve bir tane S-300 görünüyor ele geçirilen, değerli izleyenlerim. Hava savunma sistemlerinden evet 25 tane uçak savarında ele geçirildiği gelen bilgiler arasında. Çavuşoğlu yeni bir açıklama yaptı. Bu zamanlarda Azerbaycan'ı devamlı desteklediğimizi her fırsatta gösteriyoruz. Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde: Azerbaycan sahada yanlarında olmamızı isterlerse oluruz şeklinde. Evet, Azerbaycan'daki kamikaze dronlarının ve SİHA'larımızın resitali devam ediyor. Ermenistan ordusu adım atamıyor. Azerbaycan kara ordusunun Cebrail ve Füzuli'de belli bir aralıklarla yavaş ve itinalı ilerlemesi, çevreleyen bölgelerin alınması aynı Şuşa gibi ve belli stratejik mevkilerini alınarak en az kayıpla hızlı bir şekilde o bölgeyi hasarsız atlatmak. Böyle olunca ne olacak? Böyle olunca iç hatlar hızlı çökeceğinden Karabağ'ın tümünün alınmasının yolu açılacak. İşte bir husus daha var. Bu Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu koridorun açılmasının, Çin'in özellikle bu koridorun açılmasını çok istediği söyleniyor. İpek yolu gibi büyük bir karayolu, devasa bir karayolu düşüncesi varmış hayali Çin'in. Ve oradan düşünün, Azerbaycan'dan Türkiye'ye de karayoluyla bağlı hızlı bir şekilde geçilmesini istiyor. Ermenistan olduğu zaman bu yolu Anadolu üzerinden engelliyor. Çin'in desteklediği söyleniyor Karabağ'ın alınmasını. Stratejik bakıyorlar. Peskov da evet ustaca kelime oyunlarına devam ettiriyor. Yani top çeviriyor. İşte Türkiye'nin açıklamalarını takip ediyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ya el düğün dernekte görsün derler ya. Onlar için belli bir sınır var muhtemelen. Adere ve Füzuli, Cebrail bölgelerini alındıktan sonra mı ses çıkaracaklar? Onlar çıkarsalar da Türkiye ve Pakistan var. İşler iyice karışır. Bence otursun oturdukları yerde. Ne yapsınlar? Kremlin'de Rus ruleti mi oynuyorlar? Evet, ne yapıyorsa yapsınlar. Ama bizim buralara karışmasınlar. İşte Azerbaycan Türkiye kenetli. Hiç merak etmeyin. Diyoruz ki kıskananlar çatlasın. Terter hattında üzücü haberler var.
tertere, işte Ermenistan bildiğini yapıyor. Sivillere ateş açmak onların kültüründe var. Yetiştirilme tarzlarında var. Terter hattını ateş açarak 46 civarı bir yaralımız olduğu söyleniyor Terter'de. Bunun yanında demin de dediğim gibi Kelbecer'de de çok yoğun atışlarla önemli bir avantaj elde ettik sahada. Şu anda Azerbaycan ordusu büyük bir kuşatma ve hilal harekatına hazırlanıyor. Ve bunun sonucunda da büyük bir başarının ayak sesleri hepimizi şimdiden heyecanlandırıyor. Hani Sarkisyan'ın bir sözü vardı. Sarkisyan hiç utanmadan, sıkılmadan bir söz söylemişti. Bizim nesil dedi, Karabağ'ı aldı. Evet, bizim nesil Karabağ'ı aldı. Bizden sonraki Ermeni nesli de Ağrı'yı alacaktır, buna inanıyorum dedi. İşte bu sözler Macron'un özellikle işgalden topraklarını kurtarmak isteyen Azerbaycan'a olan bu sözleri yenilir, yutulur değil. Bizler bunlara karşılık en iyi dayanışmayı, birliğimizi ve beraberliğimizi arttırarak sağlayacağız. Tekrardan bu güncel haritadaki durumu size açıklayacağım. Özellikle Libya'da bile ilk alındığında, ilk ilerlendiğinde şu şekilde Trablus'ta işte şu şekilde değerli kardeşlerim yavaş yavaş ilerleme oluyordu. Sonradan bu harekat hızlandı. Türk kurmay zekası Ermeniler oradan süpürecek güçtedir ve hızlı bir şekilde Ermeni ve Rus destekli bu birliklerin yenilgiye uğramasını sağlayacaktır. Şuşa'nın alınması, koordinasyon, Adere, Terter, Cebrail, Füzuli hatlarının birleştirilmesi ve alınmasında önemli rol oynayacak. Güzel haberler yakın değerli izleyenlerim. İşte Türkiye desteğini her zaman sunuyor. İran'daki olaylarda da İran'dan bir heyet gelmiş Azerbaycan hücumundan sonra Karabağ'a. Şu şekilde bir beyanları var, bilginiz olsun. Diyor ki İran, Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan ordusu, böyle bir güzel bildiğimiz beraberimiz var ya, çekemiyorlar. Karabağ'da insan haklarına uyulmalı diyor. Görüyor musunuz? Hocalı'da susan İran, şimdi Karabağ'da insan haklarından bahsediyor. Vay vay vay. Sen insan hakları diyorsun da İran, senin kuzeyinde şu anda milyonlarca Azerbaycan Türk'ünün Ermenilere silah satma diye gösteriler yapmasından dolayı onları niye toplu toplu tutuklayıp işkence yapıyorsun? İşte önce bunların hesabını ver İran. Evet değerli izleyenler, yayınımda genel çerçeveyle yaşanan olaylara değindim. Azerbaycan'da artık hatlar çöküyor. Buna inanıyorum. Sadece ve sadece bu teyakkuzda ve bu güçte hücum etmemiz gerekiyor. Evet, bana zaman ayırdınız tekrardan. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.